Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Trigonometrinin 11. testindeyiz. Burada teoremlerle ilgili soru tipleri var. Hangi teoremler bunlar? Kosinüs teoremi ve sinüs teoremi. Şimdi kosinüs teoremi ile ilgili bir bilgi vereyim size isterseniz. Bir not vereyim. ABC açısı. Üçgeni daha doğrusu. A'nın karşısında küçük A, C'nin karşısında küçük C, B'nin karşısında B köşesinin karşısında küçük B olmak şartıyla. A köşesinin karşısındakinin karesi yan tarafların kareleri toplamı eksi yan tarafların çarpımının iki katı çarpı kosinüs aradaki açı diyebiliriz. Bunu küçük bir not olarak sizlere sunuyorum. Kosinüs teoreminin kuralı. Tabi mesela B kareyi sorarsa bu sefer de C kare artı A kare eksi 2AC çarpı kosinüs B açısı olacaktır. Aynı şekilde C kareyi de sizler yapabilirsiniz. Bu kosinüs teoremi. Yani buraya yazalım. Kosinüs teoremi. Peki sinüs teoremi ne hocam? Sinüs teoremi de bir çevrel çember var. O çevrel çemberin içerisinde bir üçgenimiz var. ABC üçgenimiz var. ABC üçgeninin A köşesinin karşısında küçük A. C köşesinin karşısında küçük C. B köşesinin karşısında küçük B vardır. Burada sinüs teoremini sizlere aktaracağız. Sinüs teoremi neydi? A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B eşittir. C bölü sinüs C. Bu da arkadaşlar çevrel çemberin çapı dediğimiz 2R'ye eşittir. Bunu da not alabilirsiniz. Şimdi sorularımıza sanırım geçebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi KLM üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı nedir? Şimdi LM olmuş. Burası 10. Şurası L. Peki 150'nin karşısında 10 olduğuna göre şöyle diyebilir miyim? 10 bölü sinüs 150 o da eşittir. 2R diyebiliriz. Sinüs 150 ikinci bölgede 180'e tamamlarsak sinüs 30'a eşit. O zaman 10 bölü sinüs 30'a eşittir bu ifade. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. İşler dışlar çarpım yaparsam bu ifadede 2R çarpı sinüs 30 yani 1 bölü 2 eşittir 10 olacaktır. Buradan yarı çapımız 10 olarak çıkar. Çem, çevrel çemberin yarı çapı nedir demiş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci soruya devam edelim. Bir açı var ve açının karşısında kenar var. Arkadaşlar bir açı verilmiş. Açının karşısı da kenar verilmişse bu sinüs teoremidir. Çünkü sinüs teoreminden biraz önce bahsettim. Bir açı var A açısı ve karşısında bir kenar olduğu zaman sinüs teoremi olarak algılayabiliriz. Ama o zaman hemen başlayalım. 8 bölü sinüs pi bölü 2 artı alfa aynı şekilde 6 bölü sinüs alfadır. Alt, alfanın karşısında 6 var. Pi bölü 2 artı alfanın karşısında 8 var diye düşünebiliriz. 90'a bir açı eklediğimizde ikinci bölgedeyiz. Sinüs orada artıdır. Kosinüse dönüşür. 8 bölü kosinüs alfa eşittir. 6 bölü sinüs alfadır. Oran orantı konusundan biliyoruz ki bunun buna oranı, bunun da buna oranı eşittir. O zaman sinüs alfa bölü kosinüs alfa dediğimiz tanjant alfa dediğimiz oran aslında 3 bölü 4'tür. Doğru cevabımız A seçeneğidir ikinci sorumuzda. 3 ile devam edelim. BD kenarının 3 katı DC kenarına eşit. O zaman BD'ye A dersek DC'miz 3A olacaktır. Başka ne biliyoruz? 6, X ve AC'nin ne olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şu kenara da N diyelim. Üçgende alan konusundan biliyorum ki buranın alanına A dersek A tabanında A ise 3A tabanında da 3A'dır diyebiliriz. Aynı tabanlı ifadelerde yükseklikler aynıysa alan e, tabanla doğru orantılıdır gibi bir e, ne var arkadaşlar? Yorumumuz var üçgenlerde alanla ilgili. Bu arada yine iki kenarı verilmiş aradaki açı verilmiş üçgenlerde de alan formülümüz yine üçgende alan konusundan bildiğimiz kadarıyla şudur. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı n çarpı sinüs 30 kaça eşittir? A'ya. Ve aynı mantıkla şu üçgeni de yapalım. 1 bölü 2 çarpı n çarpı x çarpı sinüs 45. O da eşittir. 3A diyebiliriz. Şimdi bu iki ifadeyi taraf tarafa bölersek. Bakın 1 bölü 2'ler gitti. N'ler gitti. A'lar da gitti. Geriye kalanları bir toparlamaya çalışalım. Ne kaldı? 6 çarpı sinüs 30'umuz 1 bölü 2 bölü x çarpı sinüs 45'imiz kök 2 bölü 2. O da eşittir. 1 bölü 3. Buradaki ikileri de götürebiliriz. İşler dışlar yaparsak zaten gerisi kolaylaştı artık. 18 eşittir. Kök 2 çarpı x. Gerekli işlemle yaparsak x buradan 9 kök 2 olur. 18 bölü kök 2. Pay ve paydayı kök 2 ile çarparsak x eşittir 9 kök 2 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız e seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. ABC'de bir paralel kenar. AE ile CF aynıdır. 2'dir demiş. BF6, AB10 demiş. Bizden EF uzunluğu kaç santimetredir? Demiş arkadaşlar. Şuradan bir paralel çizersek. Paralel kenarın özelliklerini uygularsak. Şuraya 2 diyebiliriz. 6'yı silip artık buraya 4 diyebiliriz. Buranın 120 derece olduğunu biliyorsak. Şuranın da 60 derece olduğunu birbirine bakan yöndeş açıların toplamı 180 derecedir. Kuralından söyleyebiliriz. Ve aynı mantıkla. Buranın da 120 olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu açıyla şu açının toplamının 180 derece olması gerektiğini biliyoruz. Şurası 10 ise burası da 10 olacaktır. Bizden efe işte burada x dersek kosinüs teoremi uygularsak arkadaşlar başlıyorum. x kare eşittir. Yan taraftaki kenarların kareleri toplamı eksi. Yan taraftaki kenarların çarpımının iki katı çarpı kosinus 120 diyebiliriz. Artık sorumuz çözüldü. 116'yı bir yazalım önce. Burası bir 20-80 çarpı. Kosinüs 120'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. X kare eşittir 40, 116'da 156. 156, 39 çarpı 4. X eşittir 2 kök 39 olacaktır. 4 kere 39, 156'dır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet kenarları vermiş. Başka bir de AEF'nin alanını A dersek. FCD'nin alanına da A diyebiliriz. Şuraya şu boşluğa da B dersek ABC üçgeninin alanıyla çünkü A artı B oluyor. Aynı şekilde e, ne diyebiliriz? E, B, D üçgenin alanlarının eşit olduğunu, ikisinin de A artı B olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. A artı B ya da B artı A. Peki, şimdi biz ne yapalım? Mesela şu ABC üçgenin alanını formülünü yazalım. Şuraya da ortak açı diyelim. Alfa olsun. Hadi başlayalım. 1 bölü 2 çarpı. Şu kenar 6. Şu kenar x. Aradaki açının sinüsü sinüs alfa. Eşitmiş. Bu sefer de şu EBD'ye bakalım. E, B, bakacağız. Yine 1 bölü 2 diye başlıyorum. Bu sefer kırmızıyla gösterelim. Bu sefer 4 çarpı x artı 3 Çarpı aradaki açının sinüsü zaten ortak e, açıdır bu. 1 bölü ikilere götürebiliriz. Giden var mı diye bakıyorum. Sinüs alfalar gider. Buradan 6x eşittir. 4x artı 12 çıkacak. 2x'imiz 12 ise x de buradan 6 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız e seçeneğidir. 5. E, sorumuzda. Evet 6 ile devam edelim. ab7 5 kökü x abc üçgeninde bc uzunluğu kaçtır? Çok güzel bir Kosinüs teoremi sorusu. Hocam şöyle yapsak olur mu? Bakın şöyle yapsak olur mu? Kosinüs teoreminden çözmeyelim hocam. Diyen e, öğrencilerimiz olabilir. Buranın 45 olduğunu biliyoruz. Buranın 45 olduğunu biliyoruz. 5 kökü ise buralar 5, 5 olabilir. Büyük üçgene baktığımızda 5, 12, 13 olduğunu görüyoruz. 6. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Biz kosinüs teoreminden de bulalım arkadaşlar isterseniz. Karşısındakinin karesi. Yan tarafların karelerini alıp topluyorum. 5 kökünün karesi de 50. Eksi 2 çarpı yan taraftaki sayılar çarpı 135'in kosinüsü yani eksi 1 bölü kök 2 diyebiliriz. Kosinüs teoremi ifadesinden. ifadesinde. Evet burası ne oluyor? 99 mu? 99. Şu kökküleri götürebiliriz. 2 kere 7 14. E, 70 artı 70. Sanırım 169 oluyor. Neyin karesi 169 dersen bana C dersiniz. 7. soruyla devam edelim. Evet bir kosinüs teoremi sorusu yine. Çünkü açı var. Açının karşısında kenarlar var. Kosinüs alfa değeri aşağıdakilerden hangisi? Eğer 3 ve 4 olmasaydı hani sinüs teoremi diyebilirdim belki. Bir açı var. Karşısında kök 19 var deyip sinüs teoremine geçebilirdim. Ama diğer kenarlar da olduğuna göre kosinüs teoremi sorusudur. Evet karşısındakinin karesi yani kök 19'un karesi 19 eşittir. Yan tarafların toplamı, kareleri toplamı tabii ki. Eksi yan tarafların çarpımının iki katı 2 çarpı 3 çarpı 4 ve çarpı kosinüs alfa diyebiliriz. Evet ne diyelim 19 eşittir 25 eksi kere 6 24 çarpı kosinüs alfa. Hocam artık diğer soruya geçebilirsiniz diyorsunuzdur. Çünkü soru çıktı. Eksi 24 çarpı kosinüs alfa. Her iki tarafı eksi 24'e bölersek kosinüs alfamız 1 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Doğru cevap B seçeneğidir. 8 devam edelim. Yine bir kosinüs teoremi sorusu. Çünkü kenarlar var. üç kenar var. Şuraya alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. Bizden zaten x'i istediğini hemen görüyoruz. Sonra da başka bir detay olmadığına göre başlıyorum. Şurada bir kosinüs teoremi uygulamaya başlayalım. 36 eşittir 9 artı 45. 3 kök 5'in karesini aldık. Eksi. 3 kere 3 kök 5. 9 kök 5. 2 katı 18 kök 5. Çarpı kosinüs alfa. Evet burası gördüğünüz gibi 54. Gönderirsem eksi 18. Eksi 18 eşittir. Eksi 18 kök 5 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfanın 1 bölü e, kök 5 olduğunu yakalamış olduk. Hemen geçiyoruz sol taraftaki üçgenimize. Sol taraftaki üçgenden başlıyorum. X kare eşittir. E, 20. 2 kök 5'in karesi 20 artı. 49 eksi 2 çarpı 7 çarpı 2 kök 5 çarpı. Kosinüs alfa neydi? Az önce buldum. 1 bölü kök 5. Buradan devam edelim. Burası 69. 69 eksi. 2 kere 7 14 kök 5'ler gidiyor bu arada. 2 kere 7 14 2 çıkınca 28 41 oluyor. Neyin karesi 41'dir? Kök 41'in karesi arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneğidir 8. sorumuzda. 9 ile devam edelim. Yine bir kosinüs teoremi sorusu. Çünkü 3 tane neyimiz var? 3 tane kenarımız var bu üçgende. Evet bir ifade verilmiş. 2A ifadesinin eşitliği nedir diyor. Arkadaşlar B çarpı cos C. C çarpı cos B eşittir. 2 çarpı B eksi C. Testin en iddialı sorularından biri zorluk bakımından. Şöyle bir başlamak istiyorum sizinle beraber. C'nin karesi yani karşıdakinin karesi eşittir. Formülü uyguluyorum. B kare artı A kare eksi 2 AB çarpı kosinüs C açısı. Niye bunu uyguladık? Bakın burada B çarpı kosinüs C var. Burada da B çarpı kosinüs C var. Bir şekilde şunlara ulaşmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Bu sefer de B kare diyelim. A'nın karesi artı B'nin karesi eksi 2 AB çarpı kosinüs B açısı. Bakın B, C çarpı kosinüs B. Ee, bakalım A kare artı. Heh, düzeltiyorum bu C. Evet ben de diyorum C nerede? 2 AC çarpı kosinüs B. C çarpı kosinüs B. Bakın burada gördüğünüz gibi düzeltme yaptıktan sonra ortaya çıktı. Şimdi yukarıyı bir eksi 1 ile çarpalım. Şu A karelerden bir kurtulalım. Çünkü şu ifadeye baktığımız zaman A yok arkadaşlar. A yok. O zaman benim A ile işim yok. A'ları yok etmek için eksi 1 ile çarpıyorum. Şimdi sonuçları buraya bir dökelim. Eşitliğin sol tarafı B kare eksi C kare oldu. Sağ tarafını ayarlayalım. A'nın karesi eksi B'nin A'lar gitmişti. C'nin karesi. Eksi B'nin karesi A kareler gitmişti zaten. C'nin karesi eksi B'nin karesi. Tamam devam edelim. Bir de 2AB çarpı cos C var. Bir de eksi 2AC cos B var. Evet biraz dağınık yazdım. Şimdi bunu sol tarafa atarsak ne oldu arkadaşlar? 2 parantezinde b kare x c kareydi. b eksi c çarpı b artı c olarak yazayım. Şimdi şu ifadeler gitmiş oldu. Şurası ve şurası. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafa geçelim. Burayı da 2a parantezine alsak. b cos c açısı eksi C kos B açısı olacaktır. Cos B. Bakalım herhangi bir işlem hatası yapmış mıyız? Tamam sıkıntı yok. Peki B kos C eksi C cos B dediğimiz şey. Şurası değil mi? 2 çarpı B eksi C. O zaman şurası 2A çarpı 2 çarpı B eksi C. Bakın şurasının yerine ne yazdık? Burayı yazmış olduk. Çünkü aynı ifadelerden bahsediyoruz. Şimdi kalan kısımları şöyle yeşillendireyim. Şu kaldı. Bir de şu kaldı. Şu yeşil kısımlarla ilgilenelim biraz. 2 çarpı b eksi c kaldı. b artı c kaldı. Bir de 4 a'mız var. Bir de b eksi c'miz var. Bakın b eksi c'leri götürebiliriz. Zaten b c'den farklı olduğu için 0 bölü 0 belirsizliği çıkmayacaktır. 2 ile şu 4 a'yı da sadeleştirirsek. Burası 2 a'dır. Yani bu durumda 2 a'mız... B artı C olacaktır. Bizden neyi soruyordu? 2A'yı soruyordu. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. soruyla devam edelim. Yanda verilen KNM üçgeninde M, N ve K kenar uzunluklarıdır. Buna göre M çarpı kos K artı K çarpı kos M ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar kosinüs K açısı demiş. Yani şu açının kosinüsü. Bir de M açısının kosinüsü demiş. O zaman buradan bir dikme indirelim. K ve M açılarına karışmayalım. Şimdi buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Başlıyorum. M çarpı. Kosinüs K. Komşusu A'dır. Hipotenüsü de M'dir. A bölü M yazabiliriz arkadaşlarım. Artı K çarpı. Kosinüs M açısı komşusu B'dir. Karşısı K'dır. B bölü K diyebiliriz. Bakın M'ler gitti. K'lar gitti. Ne kaldı geriye? A artı B kaldı. A artı B de zaten N'e eşittir. Değerli öğrencilerimiz. Doğru cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. 10. sorumuzda. 11 ile devam ediyoruz. 11'in benzerini sanırım çözmüştük. Bir bakalım. BD 3K dersek. DC 4K. DC 4K. Dolayısıyla buraya 3A dersem buraya 4A demek zorundayım. Başka neler vermiş? AC 40 demiş. Burayı 40 olarak söylemiş. Başka AB 12. 30 derece. Sinüs x nedir? Arkadaşlar bununla ilgili bir soru çözmüştük aynı saatte. N diyelim ve başlayalım. 1 bölü 2 çarpı alandan gideceğim. 12 çarpı n çarpı kosinüs 30. Şiş sinüs 30. Ee, sinüs 30 1 bölü 2. Buna da ne diyebilirim? 3a diyebilirim. Hemen diğer üçgenimize şu üçgenimize geçersek, burada da yine 1 bölü 2 çarpı kenarlarımız 40 var, kenarlarımız n var ve sinüs x'imiz var. Bu da arkadaşlar 4a'ya eşittir. Tekrarlıyorum burayı. Şu üçgenden başladım önce. 1 bölü 2 ile başladım. Kenarları çarptım. Aradaki açının sinüsü. Sinüs 30, 1 bölü 2 yazdım. Bir de alanı 3A e olduğu için 3 e yazdım. Alan tabanlarla doğru orantılıdır. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Diğer üçgene geçtiğimiz yani şu üçgene geçtiğimizde kenarlar 40'a N. 1 bölü 2 formülden geliyor zaten. Bir de aradaki açının sinüsünü yazdım. Buna da 4A demiş oldum. Şimdi taraf tarafa bölersek. Şöyle yapalım. 1 bölü 2'leri götürüyorum. Bakın N'leri götürüyorum. A'ları götürüyorum. Şimdi geri kalanları bir yazalım. Yukarıda bir 6 oluştu. 12 ile 1 bölü 2 çarparsak. Aşağıda da gördüğünüz gibi 40 tane sinüs x'imiz oluştu. Sağ tarafta da 3 bölü 4'ümüz oluşmuş oldu. 4 ile 40'ı sadeleştirirsem burası 10 olur. İşler dışlar yaparsak 30 tane sinüs x'imiz 6 olursa buradan değerli öğrencilerimiz sinüs x'imiz 6 bölü 30'dan 1 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir 11. sorumuzda. 12 ile devam edelim. Bir çevrel e, ne diyoruz buna kirişler dörtgeni. Evet, çevrel çember değil. Çevrel çember neydi? Şuraya çizelim. Çevrel çember buydu. Evet, bu çevrel çember. Peki bu ne? Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde bir özellik var. Diyor ki karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. Yani eğer burası alfa ise şuranın 180 eksi alfa olması gerekir. Çünkü arkadaşlar bir tanesi bakın şua, şuna bakıyor. Diğer açımızda buna bakıyor. Toplamların ne olması lazım? 360 olması gerekiyor. Yarısı 180. Biliyorsunuz ki çevrel, çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Oradan da yola çıkarak bulabilirsiniz. Geometri konusunda var. Çember konusunda. Evet. Şimdi gelelim esas bizim konumuza. Trigonometri. Hocam trigonometri nerede? Ben trigonometri göremiyorum. Bakın burada A ile C'yi birleştirirsek. Şimdi buraya da ne diyelim? Mesela Mustafa Hoca'nın M'si olsun. Şimdi bu üçgende bir kosinüs teoremi uygulayalım beraber. M kare eşittir. 6'nın karesi artı 7'nin karesi eksi 6 kere 7 42 2 katı 84 çarpı kosinüs alfa diyebiliriz. Geçelim bu sefer bu üçgene. Yine Mustafa Hoca'nın karesi diyelim. 5'in karesi 25 artı 4'ün karesi 16 eksi 5 kere 4 22 katı 40 çarpı kosinüs. Arkadaşlar bunun kosinüsü neydi? kosinüs pi eksi alfa. İkinci bölgede kosinüs eksidir. İsim değiştirme yok. Eksi kos alfa diyebiliriz. Bununla beraber artı olur ve burada da kosinüs alfa diyebiliriz rahatlıkla. Kosinüs alfa istiyormuş zaten. Şimdi bunları birbirine eşitlemek istiyorum. Artık soruyu çözmüş bulunmaktayım. Bakın bunları birbirine eşitleyeceğim. Çünkü işte m kare. 36 49'da ne yapar? 85 eksi 84 tane kosinüs eşittir. Burası 41. 41 artı 40 tane kosinus. Evet 85'ten 41 çıkınca kaç kalır? Tabii ki 44. 44 eşittir. 84'ü bu tarafa atarsak 124 C olur. Herhangi bir işlem hatası yoksa doğru cevabımız 44 bölü 124 olmak zorundadır. 4'e bölersem 11, 4'e bölersem 31 e şıkkı olarak bulmuş olduk 12. sorumuzu. Bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.